hoş geldiniz Kemal amca. Hoş bulduk, sağ olun. Eşiniz tam bugün 22 gündür kayıptı değil mi? Evet. 22 gün sonra onu görmeye hazır mısınız? Hazırım. Öfkeli misiniz? Sevinçli misiniz? Kızgın mısınız? Üzgün müsünüz? Ya duygunuzu da çok merak ediyorum. Sevinçliyim. Neden boşanır, sevinçlisiniz? Kurtulduğum için sevinçliyim. Ha, bulunduğu ben... ve kurtulmaya yakınım diye. Evet, evet. Gerçekten bulunduğu için zaten sağ olduğunu biliyordum da ondan kurtulduğumu sevinçliyim. Büyük bir oyuncuların işine düşmüşüm. 5 senede benim maddi olarak bitirdiler. Olmadı. Sağlığım da gitti onların yüzüne. En büyük suçlusu ablası. Dün tam yalanları çıktı. Kurtulursam en büyük sevincim benim olacak. Boşandığım gün bayram yapacağım. Siz Bartın'da yaşıyordunuz. Karadeniz Ereğli. Ha, pardon, Karadeniz Ereğli'de yaşıyordunuz. İstanbul'a geliyorlar ki aslında anjiyo olmak için. Kemal Bey hayat arkadaşıyla geliyor. Hastanede en büyük destekçisi karısı olacakken. Aynen. Aslında Aynur seni o gün ortada bırakıyor. En büyük hayal kırıklığını bir de bu sebeple yaşadın. Aynen öyle. Peki sevgili seyirciler, 22 gündür Aynur Sarıca nerede? Niye evi terk etti? Niye o gün çöp atmaya gidiyorum diyerek kaçtı? Soruların cevabını kendisinden duyacağız. Buyursunlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ay. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Böyle buyurun. Tam ortalayın lütfen. Şöyle gelin. Hoş geldin Alagöz Mahallemin kızı. Beni tüm yalanlarından kandırdın, dolandırdın. Ben buraya seninle boşanmaya geldim. Tamam. Birinci bu. Tamam. İkinci. Esra Hanım sana soruyorum. İkinci. 12 Ağustos, 13 Ağustos, 14 Ağustos girdim binanın iç kamerasını sizden bulup bu yayını götürmemizi istiyorum. Ben bunu aradım. Bir dakika. Sen dün çok konuştun, bir dakika. Sen söz hakkını ben dün yayın istemedim. Ben hastaneden geldim. 2 günden beri gözlerimi benim sağlığımdan da yaralanıyorsun değil mi? Bir dakika, sus. Ben seni ilahime... Ne suçum? Haklı olduğum yerde hep konuşurum. Az bidim. Benim sağlığımdan çık. Esra Hanım giderim bak. Ben dün akşam... Ay vallahi ben de giderim. Ben... Bak beni böyle dinle. Böyle nasıl biri gitse ben de gideceğim Esra yani. Esra Hanım beni dinle. Ben hastaneden geldim. Ben söz hakkınızı cevap benim sağlığımı kullanma. Benim nikahımdan çık. Çıkacağım. Nereye zaten ona geldim. Bayılmayayım sana. Tamam. Esra Hanım bak ben hastaneden geldim. Ben bayram geldim. Yapacağım ya zaten. Senden boşandım tamam, bayram dakika, yapacağım. Sus. Ben buraya niye geldim biliyor musun? Evet. Dün akşam ben hastaneden geldim. Evde yatıyordum. Ben yayın olduğunu bilmiyorum. Çok beni biri, çok. Birisi aradı. Bir arkadaşım aradı. Bir arkadaşım aradı. Aynur dedi. Televizyona bakar mısın dedi. Ben geldim. Televizyonda bir şey yok. YouTube'u açtım. YouTube'u açınca baktım kendimi gördüm. Hastaneden geldim. Evde rahatsızdım. Sonra ben... Sizin ekranınızca Dilan Hanım'a ulaştım. Dilan Hanım'a dedim ben geliyorum dedim. Aniden bak. O Kemal'i bırakmayın hiç... tutun deseydi. Ha, siz beni hiç bak kimse beni zorlamadı aramadı. Dilan Hanım'a dedim ben yayına geliyorum dedim. Beni dedim nasıl bir şekilde dedim hani ben dedim bana bir yol göster. Ben yayına geliyorum dedim. Dilan Hanım teşekkür bana. Teşekkür ederim. Dilan Hanım bana böyle özellikleri anlattı. Hoş geldiniz. Üstün tertaşı buna yüzünden buldum. Neden mi? Neden mi? Üstünü ne? Kemal yüzünden neden mi buldun? Neden mi onu sorayım mı? Oğlunla 3-5 yaş var. Hayır, hayır. Abla sen benim adıma da sorayım cevap diyorsun. Aramızda 8 yaş var. Hayır. Sen mi kimliğini sen mi bir şey yaptın? Getir çeşitli? Kimliğini ifraz et. Kimliğini sen de koysaydın. Sen de 11 yaş var. Şimdi. Çok, sen durumlar, çok yaş. Durumlara koydun. Kimliğini de koysaydın. Kimliğini mi istiyor? Senin daha benim aldığım ayakkabıları giyiyorum. Senin yüzünden gittim. Ben var ya ben. Benim yüzünden gittim. Benim aldığım ayakkabıları giyiyorum. Bir o var. Başka neyin var? Neyin var? Başka neyin var? Bunları sen mi aldın? Onları almadım. Ben de neyse o. Onları almadım. Yoğun bakımda 3 gün... Sizin dursun. Ben sana 5 sene, 11 ay hizmet yaptım. Ben hatalı... Ben senin hizmetlerini inkar etmedim. Esra Hanım, 30 Ağustos'ta ben gittim diye Hülya Hanım... Merhaba. Biliyorum ben. 30 Ağustos'ta benim nerede olduğum dün akşam konuşuldu. Ben son anda YouTube'da dinledim. 30 Ağustos'ta ben evden gittiğimde yeğenimin yanında kaldım. Hangi yeğenin? Şimdi tek tek onları konuşacağız. Yeğenimin ismi verilmeyecek. O zaman bana veriyordunuz. Hayır. Esra Hanım bak bu dün akşam konuştu. Ben buraya şimdi siz de Kemal Bey Allah rızası için rica ediyorum. Bak ben daha sormadan sen üstünün yanında mısın? Onun yanına kaçtın mı demeden dedi ki ben üstünü buldum. Ya tamam. Ben de sor ben bu üstüne niye kaçtım dedi. Kemal yüzünden. Üstünle sen beraber bir dinle, misin? Sen bir dinle bak. Ben seni dün akşam ne güzel saygıyla dinledim. Ben seni dinle. Gerçekten bak. Ben sen seni çok gerçekten çok bak. Bir dinle bir dinle bir sussana. Ben seni gerçekten o yoğun bakımda severek, içimden gelerek
ve hatalarımı 30 Ağustos'ta anlayarak seni insan gibi o yoğun bakımda kapısında vicdanımla dinledim. Tamam mı? Sen beni vicdanımla dinleseydin o ama sen taşı bulmazdın. Sen beni hep eski eşimin eski eşini seviyorsun. Yok. Sürekli eski eşim. Benden kurtulup eski eşim. Hani nerede eski eşim benim? Eski eşim arayacağım. Şimdi eski eşim arayacağım. Neden adama gitmedim? Üstün sen taşı senin yüzünden gittim. Neden mi? Bana imalı imalı sürekli konuştun. Bana sürekli konuştun. Sana ne dedim? Kemal benim adamım. Benden boşanıp da gitseydin senden hayatın işim olmazdı. Ben bugün avukata gidiyordum. Dilan Hanım biliyor. Ben çok, bugün avukat çok duruma koydum. Avukatlara uçaklar koydum. Nerede onlar? Var. Durumların nerede? Dilan Hanım dün akşam avukatım aynı bugün iptal oldu. Bütün soruları size soracağım. Ben üstün sen taşı seviyorum. Var mı diyeceksin? Ayrıl tamam. Nereye cehenneme gidersen git. Ya cehenneme sen git. Ben giderim. Senin sayende tanıştım o adamla. Güle güle git. Nasıl? Var mı diyeceksin? Senin sayende tanıştım. Kemal'le ben... tanıştırdı. Evet, bunun sayesinde tanıştım. Bana da tanıştırdı. Türkiye 80 milyon dinlisi bunun sayesinde tanıştım. Nasıl tanıştırdı nasıl seni? Nasıl mı tanıştın? Bana da eski kocasının zarbına tanıştım Esra diyordu. Esra'nın nasıl mı tanıştın? Bu beni sürekli öteye beri ite. Buna bir gün ne dedim bak, yemin ederim ne dedim. Bak hatta İstanbul'a gelmeden biraz önce beni boşa dedim. Ben annemin ailemden... Eğer dediysen insan değilim. Ben bak, dedim sana kaç defa. Siz ekmeği kuran... La sen ekmeği kuranı öpen insansın. Sen hırsızsın, kurtulayım. Ne deyin adım? Şey hayır Esra Hanım, o kamera kayıtları çıkacak. Dün evin içinde kamera yok ki nereden çıktı? Telefonumda mesajlarım bütün duruyor. Beni 80 milyar aldı dedik. Dün akşam bura 12 milyara düştü. Hayır, gideyim, hayır. Gideyim, 30 Ocak'ta. Hayır, gideyim... 1 trilyon yakın parasını aldın, defeye sakladın dedim. Beni aradın, ben aradığımda... Ben trilyon diye hayatta konuşmadım. Dünya para çaldı dedik. Dün akşam 45 milyara düştüm. Nedense zaten 45 milyar baştan sona. Geçen 157 milyardan çıktım evden. Nedense para düşe 117 milyar geldi. Senin koynuna geldikten sonra hiçbir şey olmadı. Lan seni... Nerede para? Ablan da yalancı ilan etti, kızın da yalancı ilan etti. Söyleyemezsin. Boşa ben mi konuşturdum? Ben buraya boşanmaya geldim. Tamam. Seni daha, bak seni daha asla affetmedim. Seni bende tutan ablam oldu. Ben senden şimdiye kadar boşanacaktım. Keşke boşansaydın. Demedin mi? Ben 13 Şubat'ta ben Çorum'a geldim değil mi? 13 Şubat'tan Çorum'dan ablamı boşan dedim. Tellim Mehmet diye. Sen Tellim Mehmet abi 30 Ocak'ta 3 gün yoktum. O zaman nerede? Hangi adamla söyledim? Söyledim az önce onun sana cevabını verdim. Ben soracağım hepsini tek tek bekliyorum. Ben, İçini boşaltsın ben seni diye. Dinlediysem sen de beni dinlemek zorundasın. Ben dinliyorum cevabını veriyorum. Yalanlarını sen, cevabını veriyorum. Sen benim muhatap olma zaten olma. Ben seninle muhatap değilim. Benden boşan tamam. Zaten ben boşanmaya geldim. Hayatta muhatap değilim. Ben bak ben eğer kaçsam Esra Hanım ben gittim gün madem ben bunca parayla yola çıkmışım ya bunlar ne 23 günden beri 25 günden beri ne bir karakola gittiler ne bir şikayetçi oldular Esra Hanım. Ya, kayıp başvurusu yaptınız mı karınız hakkında Kemal hayır. Beyciğim? Efendim? Kayıp başvurusu yaptınız mı? Hayır yapmadım. Niçin yapmadım? Ne için yapmadınız? Belgem yok. Ha? Şahidim yok, hırsızım. Ama Aynur ortada yok. Esra Hanım. Aynur yok, tamam. Esra Hanım, Esra Hanım. Ben yarı yolda indim. Bak Çorum'a giderken olur yarı yolda indim. Olur mu? 14, bir saniye. Hadımköy Polis Merkezi Amirliğine gitmişsiniz siz. Evet. 14 Ağustos 2023, saat 13.08. Evet. İfade vermişsiniz. Orada diyorsunuz ki, burada yazılı size de okuturum. Hani belge yok dediniz ya, belge var, gelirken getirmiş. Aynur Sarıca ile birlikte kalıyorduk şu adreste. 14.08 saat 8 sıralarında eşimin evde olmadığını fark ettim. Baktığımda eşyaları yoktu. Aradım ama ulaşamadım. Telefonu kapalıydı. Kayıp eşimi arıyorum demiş Esra sizinle Hanım, ilgili. Siz bak, polise gidip ben kayıp değilim diye bir ifade verdiniz verdim, mi? Verdim. Çorum karakoluna gittim. Bak yarı yolda indim. Bak bunu ben gizlemedim. Yarı yolda karakola sizi girdim. Sizi aramak için delili de var. Kayıp başvurusu da yapmış. Sizi hayır, merak bak, etmiş. Ben bir kere girdim. Karakola dedim. Komutanım dedim. Ben dedim isteğimle çıktım. Ve isteğimle ikamete bir yolculuk gidiyorum dedim. İsteğimle de yürüyorum. Evet, İsteğimle mi üstün ben, isimli kişiye kaçtı? O yoktu yanımda. O dur var, aşkım o yoktu. Bir dakika bir sakin kız. Of. Ne heyecanlısınız. Kaç yaşındasın sen? Yemin ederim hayat şeyin ama fazla. Ama bunlar neden vermedi Esra Hanım? He? Ben oradan Çorum Karakolu'ndan Hadımköy Karakolu'nu arattırdım. Tamam. Sen gidip
o gitmiş karım yok diye polise başvurmuş. Sen de bulununca işte otobüse dolmuşa bindiğinde hayır, o sırada polis kontrolüne denk gelmişsin, gidip ifade hayır. vermişsin. Aynurcuğum sakin biraz. Evet. Sen bu üstün sarı taşın yanında mı yaşıyorsun? Evet. Nereden buldun bu kişiyi? Facebook'tan. Nasıl ama buldun? Ama bu da var ya bak Esra Hanım buna çok teşekkür ederim. Niye kararımızı teşekkür siz veriniz Esra Hanım. Bir dakika dur. Öyle bir anne ya, öyle bir anne var ya, öyle bir anneye rast geldim ki. Rabbim ondan bin güreşi öyle bir babayı buldum ki. Bana neler söyledin sen? Allah'ın ayaklarına taş gözlerine yaş denmesin. Öyle bir evlat yetiştirmişler ki. Üstünden var ya evet. Aynur Hanımcığım, benim gibi sorumu sorayım. Aynur Hanım. Senin kurtulduğuma bayram Facebook'da. Yapacağım ben. Hey, yemin ederim. Bunu bana ispatlayacaksın. Erol'a dün akşam hasta halimde kalktım, gözlerim enfekte oldu. Aynur Hanımcığım, Facebook'ta nasıl buldunuz Üstün Bey'i? Bunun sayesinden. Tamam, ben sana onu mu bul dedim? Facebook'ta onun sayfasına mı ekliydi Üstün? Hayır, Çorum'da bir Çorumlu bir şey sayfa bu arada. Sen de, Zonguldak'ta yaşıyorsun. Sen de, Çorumlular sayfasına mı girdin? Evet, ben de Çorum'dan yeni gittim. Çorum'u biliyorum dedim. Teşekkür ettim. Hayır. Bir Çorum'la bir... 30 Ocak'a gece iltifatı vardı. Ne yazdın ha? Sen? Çorumlular çok, sayfasına ne çok yazdın? Çok güzel dedim. Yani çok güzel dedim. Hani Çorum çok güzel bu, deyince... Bu Çorum'u tanıtan bir sayfa mı? Üstün Sertaş'la ilgiliydi. Tamam. Çorumlular sayfasına girdin. Çorum çok güzel dedi. Evet. Sonra? Sonra ben ona dedim. Bak dedim. Üstün dedim. Ben evliyim. Birinci evlilikte 28 senem geçti dedim. Bak peki. Annesi, babası hepsi de biliyor. Hiçbirini inkar etmedim. Benim nikahım var dedim, olmaz dedim. Aradan biz çok bir zaman geçirdik. Ve Üstün sürekli bunu tekrarladı. Hani ben seninle tanışmak istiyorum diye. Benim kimseden korkum yok. Bir ben Allah'tan anladım. Başka. Hı hı. Sonra bu iş erledi, böyle dedi. Kaç aydır yazışıyordunuz? Hemen hemen ondan önce bir ay, 2,5 ay falan oldu. 2,5 ay? Yani. Kaçmadan önce mi tanıştın? Yok, ondan daha önce. Ondan daha önce. Hangi peki, ay oluyor? Ne? Hangi ayda 14 Ağustos'ta kaçtığını... 30 Ocak'tan önce onun onunla ilgisi vardı. O 3 günlük kayıpta... Sizin şimdi bu evden ilk kaçışınız değil. Ablasının bak, evine çağırmıştı. Onu sana diyorum bak, onu sana açık olmak için. İlk kaçışınız 30 Ocak 2020. Ablasının evine çağırmıştı. Bak ikinci gidişim ben Çorum'da kızımın evindeydim. Bak bütün telefonumda kayıtlarım daha hala duruyor bak. Hiçbir tanesini silmedim. 30 Ağustos'u biliyor. Bu benim kızımın yanında olduğunu günlük ve saatte arabadaki bak daha hala haplarım, çöplerim. Daha o günden beri silmedim. Bu işin böyle olacağını biliyorum. Hiçbir kanıtımı silmedim. O zaman Çorum'da kızımın yanındaydım. Bu biliyor. Köyümüzün... Hayır, ilk kaçışınızda mı bu üstüne kaçtınız onu merak ettim. Hayır bu da yeni. Yani o zaman kızımın yanına geldi. 14 Ağustos'ta kaçtın. Ha, kaçmadan zaman... kaç ay önce hem Çorum sevdalısısın sen anladığım kadarıyla. Çorumlu olmamana rağmen değil mi? Bu ben daha öncekilere bağlantı değil. İlkini sonra konuşacağız. Ben bunu merak ediyorum. Kaçmadan ne kadar süre önce üstünü tanıdın? Bir ay önce. Bir ay önce. He. Yazışıyordunuz. Yaman. Evet. Konuşuyordunuz, sohbet evet. ediyordunuz. Demin nasıl karşılıyor? Yani böyle şey olaraktan değil. Hani birbirimizi hani değil. Severek, ederek değil. Sürekli Çorum'la ilgili yorumlar yaparak oradan ileri geldi. Mesela Çorum'un tarihi güzelliklerinden, geldi. Doğa güzelliğinden, ne aynen. bileyim. Çorum ilinin önemli yerleri hep bunlardan mı sohbet evet, ediyordun? Aslında öyle. Bir ne derler ona? Kültürel bir arkadaşlıktı bu. Ya öyleydi. Gerçekten öyleydi. Aşka nasıl dönüştü? Aşka nasıl dönüştü? Bu bana bu laf söyledi. Beni incitti. O da bana arkadaşlık teklif etti. Ben onu sürekli öteye diyordum. Ne ben dedi o... size? Kim? Arkadaşlık teklifinde ne dedi? Seninle tanışabilir miyim dedi. Seninle tanışmak istiyorum dedi. Ben dedim ben evliyim. Benim nikahım var. Senin ben gibi... bunu sürekli eyledim. Senin karakterinde biri nikahlı adam evlenme bayana evlenme teklif ediyor. Seni ilgilendirmez. Artık ben seninle ilgim yok. Bir dakika tamam. Kemal sen, abi. Ben seni dinledim. Siz koca hasta ve anjiyo oluyor. Esra Hanım. Anjiyo olmasının sebebin de aslında senin daha önceki kaçışını gösteriyor. Vallahi öyle mi? Ben diyor onu onun yüzünden diyor kalp krizleri geçirdim diyor. Onu neden diyor. Biliyor musun? Bunun oğlu ev sattı. Bunun oğlu ev sattı. Bu oğlundan sonra sürekli dengesini kaçırdı. Bu oğlunu gelinini hiç istemedi. Bunun gelini var Ayşe. Onu o eve koymayız ya. O Sinan'la bu daha yeni barıştı. Benim sayemde barıştı. Yalan. Çorum'a gittim ya. Çorum'da ben gideceğim. Çorum bak ne kadar faydalı yok. Bir şehir ya. Ha, ben gidince ya, bu oğlanları... Esra Hanım bak sana yemin ediyorum. İki kızı iki oğlu var. Bak iki kızı iki oğlu var.
Bir tanesine şu ana kadar bir öveylik yaptıysam geldim mutfağa girdim. Seni çok seviyorlarmış bak, zaten. Bak mutfağa girdim, yemeklerini yaptım, hizmetlerini hepsini yaptım. Seni onlara çok seviyorlar. Onlara karşı ayrıca bir saygısızlığım yok. Bir şey söyleyeyim, herkesin böyle gıpta ettiği, hayranlıkla baktığı çok güzel bir evliliğiniz varmış. Esra'nın bak varmış. Yalansa yalan desin. Ben bununla birlikte olduğum ilk mutfak dolabı yaptırdım, laminat yaptırdım. Bak ya, ben buna öncülük yaptım. Yalansa desin. Eğer bunu da yalan değilse Esra Hanım. Hayır, peki, hayır, hayır. Anneciğim, bak, Anjou olacakken... hastaneye İstanbul'a geliyorsunuz, burada kalıyorsunuz. Sen çok güzel kahvaltılar hazırlıyorsun, evet. Herkese yedirip içiriyorsun. Çöp atmak için dışarı çıkıyorsun, bir daha eve gelmiyorsun. Esra Hanım gerçekten bak, üstünün o gün geleceğini ben bile bilmiyordum. Nasıl yani? İstanbul'a geleceğini bilmiyordum, vallahi bilmiyordum. Biz onlar buna aynı yapıp Zonguldak'ta, ben dedim biraz daha konuşalım, merak ediyorum. Yani biraz birbirimizi dedim, tanıyalım dedim. Ben İstanbul'a geldim, üstün İstanbul'a gelmiş. Bana mesaj attı, ben geldim dedi. Ben neyi yazdım bak, neyi dedim böyle yazdım. Bak neyi ne? Dedim yazdım. Neyi böyle? Hani yani anlamını çözemedim. Dedi Esra ben geldim dedi. Hayır, bir dakika. Evet. Ondan sonra gece gelmiş, sabaha kadar dedi aşağı in dedi gidiyor dedi. Ben dedim hayır olmaz, ben yarın dedim Anjou'ya gidiyorum dedim. Sonra dedim görüşürüz dedim. Üstün dedi, ondan sonra ben aşağı eşyalarımı almaya indim araca. Aşyalarımı almaya gidince üstün benim eşyalarımı yukarı göndermedi. Aldık, arabaya koyduk. Ben eve çıktım. Bunların hizmetini, kahvaltısını yaptım, indim. Ben o ara mesela ne ara... Mesela o da bir garip değil mi? O dakikada kaçarsın. Niye onların kahvaltısını, karnını düşünüyorsun? Yine bak vicdanım yine vaybemedi Esra Hanım. Bak gerçekten bir yanım gidiyor, bir yanım gitmeye. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.